gerginlik var. Bu gerginlik işte esnafın borcunu ödeyemediğinden dolayı. Özellikle Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Küspoğlu'nun açıklamaları daha çok iş yerlerinin kapandığı yönünde bir ifadeleri var. Siz de para veren bir kurum, esnafı destekleyici para veren bir kurum olduğunuza göre şu anda esnafın ödeme gücü veya bu krediye ihtiyaçları neden oluyor? Siz tabii bu işin en sıcak noktasındasınız. Bu konuda çalışmalarınız ve bilgilendirmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim Halil Bey. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Seçim atmosferi değil, seçim öncesinden yaklaşık bu yılın başından, geçen yılın sonlarından beri piyasada bir nakit darlığı, esnafta bir nakit sıkıntısı, borcunu ödeyememe durumu ve bir darlık söz konusuydu. Biz biliyorsunuz Gaziantep'ten bir kooperatifiyiz. En önce kurulan kooperatifiyiz. Yaşadıklarımızı siz bizden daha iyi bilirsiniz. Esnafımıza biz elimizden gelen her türlü yardımda bulunduk. Her zaman da yardımcı olmaya çalıştık. Ve bu noktada ben yaptıklarımla her zaman gurur duydum. Esnafımızın sıkıntısı var. Hepsinin boğazına çökecek halimiz yok. Evini barkını satılacak halimiz yok. Oluyor da nihayet bize devletin müsaade ettiği, kanunların müsaade ettiği ölçüde biz yardımcı olabiliyoruz. Sonra mecburen halize de veriyoruz. İşte aracımla bağlatıyoruz, evini de satıyoruz. Ancak bazı şeyler var ki özellikle ben bu konuda diğer kooperatiflerle ayrı bir konum var. Ben burada insanların dolandırdığına, insanların özellikle esnafımızın ne çektiğine şahit oldum. İkinci, üçüncü defa esnaf borcunu ödedi. Şimdi şunun bilmesi lazım. Gerek hükümetlerimiz, gerek Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, gerek esnafımızı yönetenler, gerek bu insanların, Türk milletinin içinde olduğu sıkıntıyı bilerek, görerek bu işleri takip etmek zorundalar. Esnafın durumu tabii ki iyi değil. Esnaf, her türlü esnafından bahsediyorum. Gerek nakliyecisi, gerek fırıncısı, gerek işte marangozu, barakallığı hepsi bu esnaflarımızın, ben yani şey ayırmıyorum, branş ayırmıyorum, hepsinde sıkıntı var. Şimdi bizim 1,5 trilyon civarında ödediğimiz geçen yıl dönemden kalan, bizim aldığımız dönemde kalan zamandaki ödediğimiz borçlar bizi sıkıntıya soktu. Tabii bu 1,5 milyar burada kazanıldı, toplandı, bir şeyler satıldı, gelirinden karşılandı bu kadar şey. Ve esnafın devlete ve hükümete bir tek kuruş borcu kalmadı. Özellikle Gaziantep Esnaf Kemalat Kooperatifi. Bunu gururla ve onurla söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız, özellikle Gaziantep Halk Bankası'nın müdürü, son günlerde bize takip olanımızla ilgili sıkıntı çıkardı. Özellikle nakliyeci esnafına sanki kırgınmış, sanki bu esnaf devleti dolandıran bir grup. Şunu herkesin bilmesini isterim. Ödeme güçlüğü var mıydı bu? Ödeme güçlüğü var. Herkes de var. Sadece nakliyecide değil. Ama bir şey tutturdu bu adam. Bilmiyorum deme neyse. Nakliyecilere bir işte şoför esnafına bir şunu da söyleyeyim. Güneydoğu'nun, bırakın Gaziantep'i, Güneydoğu'nun en büyük kesimi, esnaf kesimi nakliyecidir. Minibüs üstü nakliyecidir. Otobüs üstü nakliyecidir. Dolmuş üstü nakliyecidir. Kamyoncusu, tırcısı ayrı ayrı bunların hepsi nakliyeci geçer. Yani siz bu esnafın ne olduğunu zannediyorsunuz? Yani bu esnafı siz nesini götürdüğünü gördünüz devletin veya sizin bankanızın. Yani biz bazı şeylere tahammül sınırlarımızı artık zorluyoruz. Tahammül etmeye çalışıyoruz yaptıklarına. Yani risk ben, oluşturuyor mu nakliyatçılar banka nezdinde? Şimdi hani şöyle. Ben zaten onu da istemiş, ben onu da çıkardım. Branş, hangi branşlarda ne kadar ödeme sıkıntısı varsa onları da çıkaracağım. Gerekirse geniş çapıda basın toplantısı yapacağım. Herkes yerinde oturacak. Bazı kooperatifler verirken bana verilmemesinin sebebini de soracağım. Yani neymiş efendim, benim takım oranım yüksekmiş. Aynı nakliyeci gidip başka yerden alsın, bana gelince veremeyim. Böyle bir anlayış, böyle bir özel bir mevzuatta var mı öyle bir özel uygulama? Hayır, şimdi uygulama. Mevzuat şu, ben genel müdürlüklerle görüştüm. Genel başkanlarla görüştüm, genel müdürlerimizle görüştüm. Ben mevzuat neyse bana diyecek. Ben nakliyeciye şu kadar vermem, ben nakliyeciye 50 milyar da veririm. Ben nakliyeciye imkanları ölçüsünde ne olursa onu da veririm. Niye veririm? Yani adamın altında dolmuş var, dolmuş 700 milyar. Ama minibüsü 40-50 milyar. Bu adamın adına, arabasına rehin koyuyorum ben. Bu adam bir yere kaçar mı? 50 milyar vermez misiniz elbeysiz? Bakma riski yok. Yok riski yok. Ödeyemeyebilir, sıkıntıya düşebilir. Arabasını bağlıyorum, gene alıyorum. Yani bunun, ha burada bir de şu var. Biz esnaf kemanat kooperatifleri olarak bütün risk bizim üzerimizde. Biliyorsunuz o geçen dönemi birileri burada yanlış yapmış. Etrafına konmuş. Bu binanın da etrafına haciz vurmak şartıyla. Üyelerin bütün mal varlığına, kefirlerin mal varlığına konmak şartıyla. Hepsini geldik tek tek
tesir ettiler. Biz de geldik bunları buradan sattık, oradan sattık. Aman dedik, aman dedik. Esnafımızı bu sıkıntıdan kurtardık. Yaklaşık 1000 kişiye yakındı benim kurtardığım esnaf. İkişer kefiliyle 300 tane dosya, 400 tane dosya. Yani gelip buradan yardım alan dosya. Ve bunların hepsini biz devlete çatır çatır ödedik. Yani burada herkesin elini vicdanına bulmasın. Sonra biz esnafımızın hakkını arayacağız. Bu noktada da ben şuna da şahada bulunuyorum. Ben özellikle Gaziantep Esnaf Kefaletin Başkanı Ömer Yılmaz olarak benden üredi olan arkadaşlarımızdan duyarlılık bekliyor. Bizim iyi niyetimiz de suistimal edilmemeli. Bazı insanlar bizim hakkımızda çıkıp dışarıda belirli ülkede konuşurken bizim niyetimizi çok iyi biliyorlar. Şunu demek istiyorum. Yani var, çok kooperatif var. Severimiz var, sevmeyenimiz var. İşte takip oranı şuymuş, şu şuradan gelmiş, şu kadar batmış, şu kadar çıkmış, vatan çıkan yok. Gaziantep Esnaf Kefalet Kooperatifi bütün kooperatiflerden güçlüdür, kuvvetlidir. Mal varlığıyla da, şunuyla da bunuyla da, ben satmak istemiyorum. Yazık, bir zamanında alınmış taşlar, şişirinle, boyanlar, Allah razı olsun. Satması, yemesi çok kolay. Ama biz var etme derindeyiz. Var olanı yok etme değil, var etme derindeyiz. Dışarıda alacağımız az para. 2,5 trilyon alacağımız var. Takip oranı güçlü olsun. Biz bu esnafımızdan gitmeden, çekmeden, yani incitmeden tesir etmenin yolunu arıyoruz. O da oluyor değil mi? Tazminatını canım. Evet. Tabii canım. Yani gecikmeli de olsa sonuçta oluyor. Tabii gecikiyor. Ben zaman bu şimdi burada da... Yani tam batık gibi bir pozisyon hayır, olabilir mi? Değil. Çünkü tapu alıyorsunuz herhalde. Kapılar var. Kefiller var. Aracı bağlanıyor. Şunu oluyor. İstemiyoruz bunlara. Ben çoğunun üzerine gitmedim. Ev satışlarına falan gitmek istemedim. Aman öderler arkadaşlarımızın. Çünkü bir ev satışından, bunu da dile getirmenizi istiyorum. Bir ev satışından veyahut da bir araç satışından %30-33 devlet kesintisi var. Adam 15 lira sattığı zaman borcunu ödemek için haciz yoldan satıldığında 5 milyarı devlet kesinti alıyor. %18 KDV, %13 bilmem fark şu. Hesap ettim ben 15 milyara sattık şehri arkadaşımızın birinin aracını minibüsünü. 15 milyar eline geçse burayı kapatacaktı. 15 milyar 10 milyarı geçti, 5 milyarı gitti. Hanımının üzerinden memurla hanımım tensil ediyoruz. Yani bunu da tabii devletin biz yukarılara da ilettik. Bazı harçlarda, bankalarda yok, bizde var. Esnafa yardımcı olmaları lazım. Bütün esnaf başkanlarının, oda başkanlarının, bizlerin bir defa önce esnafı düşünmemiz lazım. Ve kimsenin de esnafa hız muamelesi yapmaması lazım. Esnaf hırsız değil. Esnaf sana paranı ödüyor. Senin olmadığında da dürüst esnaf ama yoksa sıkıntıya düşmüşse ben burada yardım için varım bu adama. Ben burada... Bankadaki plasmanınız ne kadar? 20 trilyon civarında, 20'nin üzerinde şimdi. Hedefimiz 25 trilyon bu yıl sonuna kadar. Peki bu plasman herhalde bir referanstır değil mi? Tabii. Yani burada siz başka ne? Halk Bankası müdürünün, Gaziantep Şubesi müdürü değil evet, mi? Evet. Yani niçin yapıyor yaptığını? Vallahi niçin yapıyorsa bilemem işte. Kendine göre esnafın herhalde güvenilirliği yok. Genel müdürlükten gelen herhangi bir... Hayır, hayır. Genel müdürlükten gelen... Şimdi bu işin bir prosedürü var elbette. Her kooperatifin aynı şartlardan faydalanması lazım. Bana ayrı ötekine ayrı muamele edemezsiniz. Geri geldim adamdan hesap sorarlar. Ben takip oranım yüksekmiş, şöyleymiş, benim mal varlığımda var, benim esnafımın ödemelerle meydanda. Her sıkıntılı diyenler var. Takipten ödüyorlar. Bu adam %44 veriyor zaten. Günü geçtikten sonra %44 veriyor. Temerrüt faiz. Temerrüt faiz. Ona bile razı oluyor. Gelmiş işte fıstık zamanı, buğda zamanı. Şimdi bu ayın içerisinde Allah'ın izniyle bizim hedeflerimiz sıkıştırmadık yani. Ama malı satılmasın. Herkes de hazırladı. Fıstığını bozduracak. Bilmem ne yapacak. Biliyorsun bu bölgeyi. Evet. Yani tabii tarım bölgesidir. Tabii tabii. Esnafın %50'si de aynı zamanda tarımla uğraşmakta. Yani bir hasatı geldiği tabii, zaman tabii, borcunu ödeyecek. Onu gecikse tabii, bile onu bekliyor tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii. Peki bu banka müdürünün keyfi uygulaması sizce? Şimdi...